İlk şirketimizi kurduk 22 yaşında. Sonra iflas ettik 6 ay sonra. Cep telefonu dükkanı kurmuştuk Keçiören'de. Sonra ortakla anlaşamadık. Sonra dedik ki bu iş böyle olmayacak dedim. 23 yaşında her iki güne bir gece İstanbul'a gidip İstanbul'dan deri çanta alıp deri kemer satıp burada da kendi markam üreteceğimmiş gibi sabaha kadar etiketleyip daha sonra imalattan çıktı, geri çıktı diyeyim. Sattığım bir dönemler vardı. Şimdi elhamdülillah Rota Aydınlatma adında bir elektrik aydınlatma firmamız var. Ankara Ulus'ta. Ankara'nın en büyük park projesi olan Anka Park'ı yapıyoruz. Yurt dışında, yurt içinde işler yapıyoruz. Hastaneler yapıyoruz gibi büyük bir kıvama gelen bir firmamız var elhamdülillah. 2007 yılında MÜSİAD'la tanıştım. Bir akrabamız bize gel bir kurum var. Genç MÜSİAD diye bir yapısı var. Gel buraya tanış diye bizi davet etti. Akabinde 2009 senesinde Genç MÜSİAD yönetim kurulu üyesi oldum. Genç MÜSİAD'ın yönetiminden sonra başkan yardımcılığı, başkan vekilliği yaptım. Daha sonra 2013-2015 yani 6 ay öncesine kadar Genç MÜSİAD başkanlığı yapıyordum. Şimdi de MÜSİAD Ankara'nın yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda TOB'unda icra kurulu üyeliğini yapıyorum. Biraz MÜSİAD'dan bahsedeyim, daha sonra konumuzdan başkanım alacak. 1990 yılında 5 tane arkadaşım bizim Anadolu insanının sermayesinin daha güçlü olması için yapmamız gereken bir iş var, bir dernek var. Bu iş sadece para işi değil, gönüllülük işi, Allah rızası için olması gereken bir yapı kurmamız gerekiyor. Bu sadece TÜSİAD'ın, hani konusu geçti ama tekrar konuyu açayım. TÜSİAD'ın işte para odaklı, maddi odaklı, menfaat odaklı bir iş değil. Allah rızası için birçok insanın bakkalın market olacağı, küçük esnafın iş adamı olacağı bir yapı kurmamız gerekiyor diye TÜSİAD yönetim kurulu üyesi bir üyenin, oğlunun, Erol Yarar'ın Bismillah deyip de 29 yaşında adım attı bir kurum. MÜSİAD. O dönem biz ne yapabiliriz diye, hatta aidatlarla biz bu işi döndüremeyiz diye herkesten açık çek alıp arkadaşlar bu çeki bize verin, yarın bir gün dükkanı kapatmayalım diye aldığı yer şu anda 24 sene oldu. Herhalde 25 sene oldu. 25. senesinde 81 tane ilde olan, yaklaşık 10 bin tane üyesi olan, 40 tane ülkede faaliyet gösteren, 7 bin civarında genç MÜSİAD üyesi olan, genç müsiyatında 40 tane ülkede olan bir yapı haline geldi. Ve hem de Erol Yarar Bey her gördüğünde de gözleri doluyor. Gençler daha bir hırsla, daha bir hevesle, daha bir aşkla, daha bir heyecanla çalışıyor. Daha büyük proje üretiyorlar. Her sene çok daha büyük işler yapmak için taşın altına elini koyuyorlar. Ve elhamdülillah şu anda gerçekten genç müsiyat, ne diyeyim size, belki abartı olacak ama Türkiye'nin en iyi gençlik yapısı diyebilirim. En organize, en iyi hızlı şekilde hareket eden, en iyi faaliyetleri yapan bir yapı haline geldi. Burası da İstanbul Genel Merkez, Ankara'da en büyük şube. Ankara'da yaklaşık sanırım 200 tane yakın üyeleri var. MÜSİAD'da bunun 300 civarında olan üyesi var Ankara'da. Genç MÜSİAD bağımsız bir dernek değil. Genç MÜSİAD, MÜSİAD'ın gençlik kurulu diye geçiyor. O da şundan dolayıdır, bizde aile gayri yoktur. Başkan varken, başkan üzerine makam kurulmaz tekrardan. O yüzden gidin, genç MÜSİAD'ın olduğu çoğu yerde MÜSİAD'ın makamı vardır ama genç MÜSİAD'ın makamı yoktur. Çünkü başkan vardır. Başkan üzerine ekstra makam kurmak bizim için olması gereken bir durum. O yüzden elhamdülillah abi kardeş ilişkisi içerisinde çok da düzgün bir ilişki kurarak, çok da başarılı bir iş kurarak, onların tecrübelerinden, onların fikirlerinden faydalanıp gençlerin dinamizmi, heyecanı, çalışma aşkıyla giden ve Genç MÜSİAD 2002'de kuruldu. Yaklaşık 13 senedir devam eden bir yapı. Genç MÜSİAD'la ilgili, ya da MÜSİAD'la ilgili şöyle bahsedeyim. Geçen biraz zorluklarla kurulan ve çalışma yapısı zor olan, hatta sene 90'larda bunlar selamünaleyküm dedi diye başlıkların atıldığı, ardından namaz kılıyor diye başlıkların atıldığı bir yapı diye herkese lanse ediliyor. Bunlar yeşil sermaye, bunlar paraları ne yapacaklar acaba?
bunlar sakallı insanlar, bunlar işte namaz kılıyorlar diye sürekli yaftalanan bir yapının zorluklar içerisinde kurulan, hatta Erol Yarar Bey'in, yani genel başkanımızın ve genel sekreterin o dönem DGM'de idamla yargılandığı bir dönemin başlangıcı olan MÜSİAD. Şimdi elhamdülillah içerisinde işte Cumhurbaşkanlığı çıkarttı, Başbakanlığı çıkarttı, hatta ikinci Cumhurbaşkanlığı çıkarttı, üçüncü Başbakanlığı çıkarttı, bakanlarının %60'ını çıkarttı, bürokrasinin çok fazla yerinde olan, Türkiye'de iş adamı anlamında çok büyük potansiyele sahip olan, çok ciddi manada ihracatı olan, çok ciddi manada iş potansiyeline sahip olan bir yapı haline geldi. Ve çok da büyüyor. Ve hala ilk kurulundaki o samimiyetle devam etmesinin bir güzelliği var. Çünkü MÜSİAD da referans sistemiyle işler yürüyor. Yani ben MÜSİAD üyesi olacaksam bana iki tane MÜSİAD üyesinin referans olması gerekiyor. Bir arkadaşımız genç MÜSİAD üyesi olacaksa en az üç tane genç MÜSİAD'lının veya iki tane MÜSİAD'lının o arkadaşa referans olması gerekiyor ki üye olabilirsin. Yani sadece bazı derneklerde şöyle bir şey var, yıllık parasını yatırıyorsunuz, üye oluyorsunuz. Ama MÜSİAD'da sizin ne kadar para verdiğiniz ki hani çok gündeme geldi, İbrahim Tatlıses üye olmak istedi. Ama ticari ahlakı MÜSİAD'a uymadığı için red aldı. Yani bu İbrahim Tatlıses bizim için markadır, gelsin MÜSİAD'a üye olsun, bizim için bir avantajdır diye bir şey denilmedi. Bu gibi, bunun gibi menfaatin olacağını hissettiği her üye MÜSİAD'dan uzaklaştırılıyor. Tahminle kendi hastanesi içerisinde. Hastanesi olmasa bile yani toplamda gençlerle beraber 20 bin civarında üyesi olan bir yapı ve her ilde o ilin en büyüğünün, en iyi iş adamının, en iyi esnafının, en iyiden kastım da maddi anlamda değil, ahlaki anlamda olduğunu altını çizmek isterim. Burada bizim için maddiyatı bir ifade etmiyor. Ahlakın ne kadar önemli olduğunu biz yönetim kurulunda bunu görüyoruz sürekli. Bir yapı çok da başarılı gidiyor, çok daha da iyi gideceği kanaatindeyim. Daha sonra yetişen gençlerin MÜSİAD'a aktarıldığı her gün MÜSİAD'ın iyimesi daha da hızlanıyor, gücü daha da hızlanıyor, kanı her zaman daha hızlı akıyor. Başkanım çok daha fazla konuşmayın. Aslında sözüm üstadı kendisidir. Benden sonra başkan olan sanat başkandır. Ve çok daha iyi, çok daha büyük yerlere getiriyor. Her gördüğümüzde uğurlanıyoruz. MÜSİAD'ın da bu güzelliği var. Bize seçim olmuyor arkadaşlar. Biz bizden sonra gelecek başkanı önce ailesiyle, sonra büyükleriyle istişare ediyoruz. Sonra kendisine diyoruz ki başkanım hayırlı olsun siz başkan oluyorsunuz diyoruz. O en son o öğreniyor. Bana da öyle demişlerdi. Yani benim başkanım şöyle olmuştu. Çünkü genel başkan ziyarete gelmişti. Arabası benim araba arkasındaymış. Arabayı çektim git. O da arkasını döndü gitti. Sonra bana telefon açtı. Abi hayırlı olsun başkansın dedi. Yani biz de biraz öyle araştırıyorsunuz. Ailenizle istişare ediliyor. Oğlunuz başkan yapacağız haberiniz olsun. Zamanı müsait mi diye. İşiyle ortayla istişare ediliyor. Daha sonra başkanlık görevi veriliyor. Biz aynı şekilde o dönem sanat başkanımız bunun teşkilat başkanımızdı. En çok emeği sarf eden, en çok çalışan, en çok gayret eden kişiydi. Ondan dolayı önce ailesiyle ki o dönem yeni evlenmişti ona rağmen babasıyla, iş ortaklarıyla, iş yapısıyla istişare ettik. Ve %99 bir onay aldıktan sonra kendisine başkanım hayırlı olsun. %1 bir kısım da hanımdaydı herhalde. Hanım biraz şey yapmıştı yani, zor ikna olmuştu. Aslında şöyle yani, %29 ikna oldu, %1 ikna oldu diyelim başkanım. YG Hakkı diyelim yani. Böyle bir yapı, o yüzden en güzel kısmımız bizim şudur. Yani o başkan, ben başkan değilim, o yüzden aramızda bir haset var, Allah korusun. Aramızda bir kötülük var diye bir şeyimiz yok. Başkan Kent'le beraber çok sık görüşüyorduk. Benim için başkanlığım bitti. Yine hemen her gün görüşüyoruz, her gün istişare ediyoruz. O sağ olsun bir şey olacağı zaman beni istişare ediyor. Kendisi daha zeki, daha akıllıdır, daha başarılıdır. Sürekli onunla istişare ediyorum her şeyi. O yüzden işin yani MÜSİAD'daki en güzel kısım da sürekli ve Halef Selef'in kardeş olduğu, arkadaş olduğu, ailece görüştüğü bir ortam olmasından dolayıdır. O yüzden artık başkan olduğu için başkan sözünüzdür. Estağfurullah, Allah razı olsun. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün yani bizi buraya davet ettiniz. Hakan Hocam'dan sonra Şaban Bey'den çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizin gibi değerli bir arkadaşlarla bizi buluşturdu. İnşallah hayırlı bir sohbet olur. Biz daha çok işte hani bir konuşma hazırlamıştım ama bunun üzerinde durmak istemiyorum. Daha böyle samimi yani sohbet etmek istiyorum. Tabii öncelikle şunu da dile getireyim. Bugün Diyarbakır Genç Müsait Üyemiz Yunus Koca şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Tabii hani böyle bir kurumda işte iş adamı da var, şehidi de var.
işte ahlaki yönden, manevi yönden kendini geliştirmiş alimi de var. Böyle bir kurumda gençlik başkanı olarak bulunmak gerçekten şeref veriyor ve çok büyük bir sorumluluk istiyor. Ama hamdolsun başarılar aslında kolay kazanılmıyor. Bu tarz haberler olduğu zaman size iyice sanki sırtınızda bir kırbaç varmış gibi sırtınızda yükler daha da artıyor. O yüzden daha çok çalışmak için daha çok çaba sarf ediyorsunuz. Her şeye rağmen biz elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Yapmakla yükümlüyüz. Özellikle bizim yaşımız, ben 25 yaşındayım, 90 doğumluyum. Tabii kanımın en deli attığı zaman bu zaman. Yani ne yapabilirsem ben bu zamanda yapıyorum. 30 yaşına geldiğinde kusura bakmayın ben bu kadar hareketli olamam. O kadar... Olamam başkanım ya, o yüzden ben kaldım. Estağfurullah. Yani sonuçta büyük bir örneksin abi sen. Yani bu cazada da kolay gelmiyor. İşte bir yandan evliyim, bir yandan ticaret hayatım devam ediyor. Bir yandan dernek çalışmaları, şimdi Allah nasip ederse 4 ay sonra bir de çocuğum olacak. Yani o işin altından da nasıl kalacağım, o da zor. Yani aynı sünnet türlü... çabuk evlendiniz yani. Daha erken evlendiniz. İşte biraz bir biz sünnete uyduk ya. Öyle mi? Sünnete uyduk. Hatta imanın yarısını tamamlayalım diye şimdiden kurtaralım ne olur ne olmaz yani. Ölürüz, ölürüz. Allah esirgesin. Ama şu da var. Yani bu kadar... Ben eşimle 5 senedir mesela tanışıyorum. O 5 sene boyunca da müsiyattaki faaliyetlerimde beni en çok destekleyenlerden bir tanesi de oydu. Başkanlık hariç tabii. Başkanlığı daha çok yorum olacağımı biliyordum. Ama Allah razı olsun yine oradan. Yine desteklerini esirgemiyor. Allah bin kere razı olsun. Ben kendimden bahsedeyim. Ben 1990 Ankara doğumluyum. Ana baba Yozgatlı. Bir kolumuz da orada. Sanayici, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Hidrome'yi belki bilirsiniz. İşte Pusmeister, Areva, Schneider Elektrik gibi firmaların biz tedarikçisiyiz. Aslında bir nitekim taşeron durumuna düşüyoruz. Aynı zamanda da çelik kapı ve yangın kapısı imalatımız var. Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya yine ihracatını yaptığımız kendi markamız. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunuyum. Şu anda şirketimde de vekaleten satın alma müdürüyüm. Yani öyle enteresan olaylar var bizim orada bence. Hani yoğunluğumdan dolayı sürekli bir nerede boşluk var beni oraya atıyorlar. İşte bir satın almadaydım, işte bir dış ticaret departmandaydım, bir muhasebedeydim falan. Ama tabii bunların hepsi içerideki işleyişi öğretiyor bize. Tabii bu aşamaya gelmek de kolay olmadı. Şöyle söyleyeyim ben 2009 yılında genç müsiyatla tanıştım. O zaman tabii ne olduğumuzu tabiri caizse bilmiyorduk biz. Ya bir arkadaş çevremiz vardı. İşte onlarla biraz takılıyorduk. İşte kahveye gidiyorduk hani doğruyu söylemek gerekirse. İşte kağıt oyunlarının hepsini neredeyse biliriz yani. Yani oralarda biraz zamanımızı harcadık. Ama ta ki genç müsiyatı tanıyana kadar. Genç müsiyat kesinlikle genç kişinin girişimci değil. Ben girişimci diye adlandırıyorum. Öğrenci de olsa girişimcidir. Bir girişimcinin kesinlikle hayatına yön verdiği yerdir genç müsiyat. Benim hayatıma da şöyle yön verdi. Tabii biz ortaokuldan bu yana, ilkokuldan bu yana sanayide gidip gelmişte tatillerde çalışma insanlarız. Gerek gece gün işte vardiyalara kaldık. İşte gerek normal günde çalıştık. Fabrikamızın ilk kuruluşundan beri ben makine operatörlüğü yapardım. CNC, lazer makineleri var. Belki bilirsiniz. O makine operatörlüğünden bugünlere geldik. Hatta şöyle bir olay oldu. Genç müsiyatta tanıştım. Referans çok önemli genç müsiyatta. Geliyorlar işte sizi yerinizde ziyaret ediyorlar filan. Ben orada bizim işleyişi anlatıyorum. Makineleri anlatıyorum. Bize genel abiler şunu demişti. Yani tam 27-28 yaşlarındaydı. Ben o zaman 20 yaşlarında bir hanım. Ya Samet dediler sen bu kadar şey nereden biliyorsun? Yani dedim ki abi biz çocukluğumuzu dükkanda kirin pasın içinde görerek geliştirdik. Biz kendimizi böyle yetiştirdik. Dedik Samet ya helal olsun. Ya senin gibi birini tanımak da yani üye almak da bizim için bir şereftir demişler. Bu sözü hiç unutma. Böyle bir başladı üyeliğimiz. Sonradan tabii tecrübe paylaşım programları oldu. Ankara'nın en ileri gelen sanayicileri geldi.
bize tecrübelerini anlattılar. İşte sonuçta şöyle bir durum var. Önünüzde bir iş hayatı var. Bu iş hayatına başlarken bir de köprü var. Bu köprüyü siz karşı tarafa geçebilmek için köprüyü onara geçmeniz lazım. Bu tecrübe paylaşım toplantılarının avantajı şu oldu. Atıyorum 30 yıllık köprüyü biz bir anda atlamış olduk. Niye? 30 yıl içerisinde bize yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Hangi durumda nasıl tepki verdiler onu anlattılar, gösterdiler, öğrettiler ki bu bir program üzerinden de değil. Bizim sürekli iki haftada bir yaptığımız programlardır bunlar. Ve gerçekten büyük bir tecrübe var karşımızda. Bunu da almak tamamıyla kişinin kendilerine. Girişimci de olsanız, öğrenci de olsanız veyahut da iş adamı bile olsanız o faaliyetleri, anlattıkları o tecrübeler sizi çok daha farklı yerlere, yönlere gönderebiliyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bizim bu Fatih projemiz vardır, belki duymuşsunuzdur. Öğrencilere tablet dağıtıldı. İşte akıllı ekranlarla birlikte tabletlerini yaptılar. O zaman da bizim bir Üler abimiz vardı, yine bizim genç müşterilerden çıkma. Şunu demişti, Samet demişti, yani ben bu programların, işte tecrübe paylaşım programları olsun, teknik geziler olsun, bu programların faydasını şurada gördüm. Hatta ben, biz arkadaşlara söylerken şunu da söylüyoruz, yani sadece genç müsteatta kalmayın. Farklı STK'lara da gidin. Oradaki istişareler, beyinler, beyin fırtınaları çok farklı noktalara getirebilir diye de ekliyoruz biz arkadaşlara. Ta ki bu abimize de böyle bir şey oldu. Dedik, Samet dedi, bir STK'nın programı vardı, kitap tanıtımıydı. Oraya gittim, şunu demişlerdi, ya orada adamın kitabını aldım, kitapta okuduktan sonra, kendim okuduktan sonra ekibimle birlikte okuttum ve istişare sonucu biz kitapları artık, kendisi de matbaacıydı, kağıtları bir tarafa koyalım, biz artık çağ değişiyor, devir değişiyor, bizim elektronik ortama geçmemiz lazım. Bu da bize işte tablet gibi bir durumu ortaya çıkarttırdı. Ve Türkiye'de, belki Ankara'da ilk defa yerli tableti yapan abilerimiz vardı bizim. İlk defa yerli tableti ürettiler. 500 bin adet başlangıç ihalesi. 500 bin adetlik ihaleye girdiler. Ha, kazandılar mı? Kazanamadılar. Fiyat birazcık daha farklı. Fazla geldi. Yine gittiler Çin'den ithal etmek zorunda kaldılar. Yine yerli üreticiyi desteklemediklerinden dolayı. Ama tabii bu da bir şey çıkardı insanların önüne. Dediler ki ya biz yerli üretimi desteklemeliyiz aslında. Ya bu söylediğim olaylar 2011 yılındaydı. Sonradan yerli üretimin ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Velhasıl Kerem, bu yaptığımız programlar sayesinde bizim öğrenci olan arkadaşları, girişimci olan arkadaşları aslında bir yön çiziyoruz biz. Yaptığımız faaliyetlerde hepsini dahil ediyoruz ki en azından işte iş nasıl oluyor, nasıl devam ediyor onu bilsinler. Vizyon programlarımız oluyor. Mesela Eylül'ün sonunda eğer gelmek fırsatı olan arkadaşları kesinlikle bekliyoruz. Eylül'ün sonunda bir teknoloji kampımız olacak. Teknoloji ve girişimcilik kampı. Yaklaşık 40 tane girişimci yurt dışından gelecek. Girişimcilerin içerisinde profesörler de var, rektörler de var. İşte Rusya'dan yatırım ofisi danışmanı var, o gelecek. Yine Zürih Üniversitesi'nden profesörler gelecek. Aynı zamanda da 60 tane de yerli, yurt içinde girişimci arkadaşlarımız olacak. Bu arkadaşlar da seçilmiş arkadaşlar olacak. İngilizceyi kesinlikle bilmesi lazım. Bölümünde kesinlikle en iyisi olması lazım. Her üniversiteden, en üniversiteden ikişer üçer kişi topluyorlar. 100 kişilik burada bir teknoloji kampımız olacak. Burada da işte Türkiye nereye gidiyor? Şu anda teknolojide Avrupa, teknolojide nerede, inovasyonda nerede, Türkiye nerede ve ne yapması gerekiyor? Belki hataları var, bu hataları nasıl düzeltmesi gerekiyor? Bununla ilgili görüşmelerimiz, konferanslarımız olacak, kongremiz de olacak. Bunun akabinde de biz genç müsteat olarak girişimcilik merkezi açacağız. Hacettepe Teknokent'i belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Hacettepe Teknokent'te projesi olup, ama maddi anlamda projesini geliştiremeyen arkadaşların 10 arkadaşımızı seçeceğiz. Orada girişimcilik merkezimizde, yani girişimcilik ofisimizde o arkadaşa o teknokentin imkanlarını kullanması durumu olacak. Yine
iş adamı olup da kendi içimizde işte adam bir girişim yapmak istiyor ama hangi alanda girişim yapmak istediğini bilmiyor. Bu abilerimizle de ya da kardeşlerimizle de bu insanları kucaklaştıracağız, birleştireceğiz. Tabii hem onlar kazanacak, hem biz kazanacağız, hem devlet kazanacak. Genç müşterilerin faaliyetten, misyonlarından özellikle bir tanesi de girişimci arkadaşları desteklemek. Kesinlikle onlar bizim için önemli. 500 milyar hedefini konuşuyorduk daha demin Şaban Bey'in, Erkan Hocam'la da. Yani elimizdeki bir kağıt üretmekle, gerçi üretiyor muyuz bilmiyorum ama bir kalem üretmekle bu 500 milyar dolar olmuyor. Çok yeni fikri olan arkadaşlar var. Bu fikri bizim genç müsiyat olarak üzerimize düşen neyse, devletimiz zaten bunu yapıyor ama genç müsiyat olarak da üzerimize düşen neyse biz bunu yapmakla mükellefiz. En azından biz büyüklerimizden böyle gördük. Tabii şöyle de bir şey var. Biraz STK'nın da öneminden bahsetmek istiyorum size, sivil toplum kuruluşlarının. Bazen her şey para kazanmakla olmuyor. Yani dünyanın parasını kazansanız, onu paylaşacak bir arkadaşınız yoksa, yemek ısmarlayacak bir arkadaşınız yoksa o olmuyor. Ve çevrenizdeki herkesten de arkadaş olmuyor maalesef. Sivil toplum kuruluşları insan tanımada önemli bir rol oynuyor gerçekten. Ben işte Harun Başkanımızı tanıyorsam, Harun Başkanımızla şu anda bir ticaretimiz varsa, bizim geçmişteki 5 senelik, 6 senelik dostluğumuzdan, güvenimizden sonra bu oluyor. İşte içimizde mobilya üreten arkadaşlarımız var. Eğer ki ben dışarıda bir düğünüm olduğu zaman kalkıp ben o arkadaşımdan almazsam maalesef STK'nın da bir anlamı kalmıyor. Biz dediğim gibi 2009 yılında ben genç bir süreçte tanıştım. O zaman işte baktım ya iş adamları var. Bayağı kalifiyeli adamlar. Hepsi baba yiğit. Belki kendi malımı satarım düşüncesiyle girdim ama inanın 6 sene oldu. Ticaret yapıyoruz ama kendi malımı daha satamadım. Yani maalesef böyle bir durum da var. Belki ben satmak istemiyorum. Çünkü hani bazen ticareti işte dostluğu, arkadaşlığı karıştırmayın diyorlar ama belki de biz belki fazla üzerine düşmedik. Onun haricinde biz daha çok manevi yönde kazandık. Sürekli dost edindik. Sürekli network'ümüzü genişlettik. Belki ticaret yapmadık ama oradaki kazandığımız dostluklar bizi belli başlı sıkıntılardan korudu. İşte en basite bir kooperatife girdik tabiri caizse. Bizim bir abimiz dedi ki Samet girme. Niye abi? Dedi ki Samet, o adamlar mimli. Yani, eğer ki girsek girmiş olsaydım belki 400 bin lira cebimden para çıkacaktı. Ama sırf genç müsiyata tanıştım bir abim, kardeşim girme dedi ve ben de girmedim. Gerçekten de adamlar mümkün çıktı. Şimdi kooperatifin içinden çıkamıyorum. 400 bin liram da cebimde şu anda. Belki ticaretim olmadı ama bu tarz sıkıntıları beni engelledi, sıkıntılardan kurtardı. İşte şehir dışı gezilerimiz oldu, yurt dışı gezilerimiz oldu. Orada yani bir abi kardeşi ilişkisini daha iyi sağladık. Yani sonuçta bazen hani diyorlar iyi bir dost bulmak için yanına yolculuk et ya da bir ticaret yap. Biz ticareti seçmedik, daha çok gezmeyi, yani gezmek olarak nitelendiriyorum. Biz gezmeyi seçtik. Ama hamdolsun verimli geziler de vardı orada. STK, ben dediğim gibi yani benim hayatımın bir parçası. Bir parçası olmaya da devam edecek. Yani ben burada başkan olsam da, olmasam da genç müsiyat bittikten sonra müsiyat olacağım. Tabii müsiyatta da işte ölene kadar artık biz bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Başkanım bir şeyden bahsetti. Müsiyat genç, bizden hani geriden gelen gençler daha çok vizyoner geliyor. Şimdi müsiyat yönetim kurulundayız aynı zamanda biz. Oradaki vizyonla gerçekten gençlerin vizyonu arasında daha kadar fark var. Bazen bazı programları yapmak için imkanınız olmuyor. İmkan gerçekten el vermiyor. Ama şöyle düşünün, eğer ki burada zamanki gençler bundan bir 20 sene sonra müsiyatta olduğunda ve ellerinde o imkan olduktan sonra çok daha farklı noktalara ülkemizi götürebilecek durumdalar. Yani yeni yetişen gençlik birazcık daha vizyoner. Daha farklı bakabiliyor olaya. Ve geçmiş birazcık daha gelenekselde kalmış. Şu andaki büyüklerimiz birazcık daha gelenekselce. Ama biz daha çok araştırma yaptığımız için onlara nazaran daha çok vizyoner olabiliyoruz. O yüzden bizden sonraki
gelecek de inşallah çok daha farklı noktalara getirecek ülkemize. Ona inanıyorum. Ama dediğim gibi bu çalışmakla oluyor. Çalışmadan da biz yol kat etmedik. Hiçbir zaman kat etmediğimizi de gördük. Bir yandan evlilik, bir yandan iş hayatı, bir yandan dernek hayatı bizi çok yoruyor ama karşılığında alabiliyoruz hamdolsun. Dediğim gibi Uluslararası Genç Adamları Kongremiz olacak Aralık'ın başında. Yine orada işte Malezya, Pakistan, Endonezya, Makedonya, Arnavutluk, Gençlik Spor Bakanları gelecek. Ya bu tarz faaliyetler aslında çoğu insanın bulamayacağı, elde edemeyeceği faaliyetler. Ama biz işte bu network sayesinde, dostluk sayesinde, arkadaşlık sayesinde biz bu işlerin de altından kalkabiliyoruz. Başkanım dedi, genç müsiyat bence, yani bence aslında bence de değil, bu bir tanımlanmış bir şey. Türkiye'de kurumsallaşmış, kurumsallaşma anlamında tek STK'dır. Yaklaşık 40'a yakın bizim şubemiz var yurt içi, 20'ye yakın da uluslararası şubelerimiz var. Şubeler bazında çoğu STK'nın yurt dışı temsilcilerinde bu kadar faaliyet ve aktiflik olmuyor. O yüzden genç müsiyatın da bu aktifliği önemliyoruz. İsterseniz bir soru cevap kısmına geçelim. Ben hani bu kadar anlatayım. Sizi de daha fazla sıkmayayım. Aklınıza herhalde. Teşekkür ederim. Arkadaşlar buyurun. Kendinizi de hastada sanarak çok değerli Sayın Orta Doğu Araştırmalar Stratejik Merkezi Başkanı Şaban Başkanım, çok değerli misafirimiz Abdülsamad Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, değerli protokol aziz arkadaşlar. Tabii öncelikle sizlerden teşekkür ederim. Orsam'dan teşekkür ederiz bu güzel kişisel gelişim ve liderlik okulu bizler için, düzenlendirdiğiniz için. Gerçekten Türkmenleri bugün bu gibi gençleri olarak bu gibi kurslara ihtiyacı var. Kendilerini geliştirmek için. Ben kendimi tanıtayım. Ömer Beyoğlu. Kerkük'ten geliyorum. Enok Türkmen Cephesi'nden. Enformasyon Şubesi üyesiyim. Konuştuğum şey buradan bu güzel bir fırsat oldu. Gerçekten Türkiye'ye vakıf olduk. Ne kadar gelişmiş bir ülke. Büyük bir genç kapasitesine sahip. Yani en önemli nokta benim dikkatimi çeken budur. Her kuruma gittiğimiz zaman, geldiğimiz zaman gençlerle karşımıza çıkıyor. Bizlere hoş geldiniz diyorlar. Ve iş yerleri hepsi gençlerin elindedir. Yani bu da ne kadar gençlerimizin büyük bir ortaya varlıklarını koyduklarını göstermektedir. Benim sorum şu olacaktır. Müslümanlar iş birliği olarak Irak'ta veya da Müslüman ülkelerinde hiç proje yaptınız mı gençlerle ilgili? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Başka var mı soru? Diğer arkadaşlarımız da varsa değerli Şaban Bey, değerli protokol muhterem arkadaşlarım. Şimdi ilk önce bize bu fırsatı ayırdığınız için teşekkür ederim. Temenni ettiğim bizim ülkede de böyle bir gençlik kadrosu, yetişmiş gençlik kadrosu ticari alanında ciddi bir şekilde faaliyet göstermesi, hem yurduna hizmette ve milletine hizmette bir faydası dokunur. Şimdi ben Irak üzerinden değerli başkanımıza soru sormak istiyorum. Irak bazındaki bir ticari alanındaki gençlik olarak ne bir görüşünüz vardır ya da bir proje halinde genel ülkelerde temsilciliğiniz olduğunu söylediniz.
Irak bazında bir temsilcilik düşündünüz mü? Bir proje halinde bir oradaki sıkıntıları biliyorsunuz. Kuzey Irak'taki en azından bir güvenlik bölgesi vardı. İster Erbil, Süleymaniye bölgesi. O tarafta bir ticari alanında bir geliştirme projesi altında bir görüşünüz oldu mu acaba? Gelecek uzun vadeli bir Irak için genel olarak gençlerin oradaki bazı gençler var mesela iş alanındaki bir genel kapasiteye sahip olan gençlerimiz vardır. Ama ne yazık ki onların önünde bir fırsat açılmadı. Kerkük Ticaret Odası vardır. Kerkük bazında da konuşursak oradaki ticaret odası heyetiyle mesela bir Irak bazındaki bir görüşmeniz oldu mu yahut da bir ortada bir koordinatör kişi var mıdır Irak bazında? Bu soruyu sormak istedim. Teşekkür ederim. Sizin çalışmanıza da üstün başarı dilerim. Sağ olun. Adım Erşad Avcı. Türkmen İli Partisi'nin danışmanıyım. Ankara'da yüksek lisans öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi'nde evli değilim maalesef. Düşünmüyorum da. Teşekkür ederim. Ben şimdi Ömer kardeşimin sorusunu yanıtlamak istiyorum. Müslüman ülkeler için yani ilk bizim IBF adını verdiğimiz hem müsteşar hem genç müsteşarın ortak yapmış olduğu bir fuar aslında fuar olarak geliştirdiği bir program var. Bu programın 33.sü de bu sene International Business Fuar. Bu programın da 33.sünü Pakistan'da yapacağız. IBF'in 33.sünü Pakistan'da yapacağız. Katar'da da High Tech Port adını verdiğimiz işte yüksek teknoloji ürünlerinin sergileneceği bir fuarımız olacak. Tabi bu IBF'in yani International Business Forum'un şöyle bir geçmişi var. Bizim Erbakan Hoca zamanında galiba Müslüman ülkelere açıldığımız ilk forum müsviyat olarak. Burada tabi Müslüman kardeşlerimize de ayrı bir ticari bağlantısı olduğu için, katkısını bulduğum için biz bunu her iki senede bir tanesi yurt içinde, bir tanesi yurt dışında olmak üzere yapıyoruz. İşte buraya kimler geliyor? Ürdün, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Filistin, Tunus, Cezayir, Fas. Buradaki temsilciliklerimizdeki kardeşlerimizin ayarladığı iş adamları geliyor. Aynı zamanda B2B yani ikili iş görüşmeleri oluyor burada fuarın içinde. Ve karşılıklı ticareti bu şekilde sağlayabiliyoruz. Ama onun haricinde yani şöyle bir şey var. Biz bu sene 6.sını, 5.sını yapacağımız İstanbul'da genel UGİK dediğimiz Uluslararası Genç Adamları Kongresi'ni yapıyoruz. Onu da yine 2 sene yurt dışında, sonraki 2 sene yurt dışında olmak üzere yapıyoruz. En sonkinde biz Tunus'ta yapmıştık. Orada Filistinli kardeşlerimiz geldi. Yine Ürdünlü kardeşlerimiz geldi. Tunus'un daha çok gençlerin oluşturduğu bir parti var. Onun başkan vekili geldi. Yine başkanıyla birlikte. Onlar geldiler. Onlarla mesela Osmanlı ülkesinden, Osmanlı'dan kalma aslında Türk şeylerin bile başbakan, devlet başkanına bile giremediği bir şey var. Salon var orada. Mesela biz burada toplantımızı orada yapmıştık ve Filistin üzerine konuşmuştuk. Filistin'in sorunları üzerine tartışmıştık. İşte yine bu seneki Uluslararası Genç Adamları Kongremize yine Avrupa'dan, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan çok Müslüman kardeşlerimiz gelecek. Ve bu seneki UGİK'in ana teması da adil dünya düzeni. Yani burada işte Raşel vardı belki bilirsiniz Filistin'de inşallah şehit olmuştur. Son anda Rabbim Müslümanlığı nasip etmiştir de inşallah şehit olmuştur. Yahudi bir bayan Filistin ve Gazze direnişinin içinde yanında bulundu ve orada öldürüldü. Onun annesi gelecek mesela orada görüşüp konuşmasını yapacak. Bir örneklerinden bir tanesi. İşte biz daha çok işte iş alanları derneğiyiz. Ekonomi alanında, ekonomi yönlü bir derneğiz ama bu tarz sosyal anlamdaki sıkıntıları, sorunları dile getirmediğimiz zaman da
bizim yaptığımız ticaretin ne hiçbir anlamı kalmıyor maalesef. İnşallah cevabını almışsın. İkinci olarak, Irak'ta, Kuzey Irak'ta bildiğim kadarıyla bir temsilciliğimiz var. Tam emin değilim. Ama geçen sene böyle bir girişim yaptılar. Deniz gibi o güvenli bölgede Erbil ve Kerkük demiştiniz değil mi? O bölgede bir şeyimiz var, temsilciliğimiz var. İnşallah şubeyi de açarız. Ama şöyle bir durum var Kuzey Irak'ta maalesef. Bizim iş adamlarımız da, işte iş kadınlarımız da Erbil'de yaptığımız, yapılan ticaretten pek memnun olmuyor, kalmıyor. Şöyle kalmıyor. İşte 500 bin konut şeyi almıştı mesela bizim ilci, yine ilci holding, aynı zamanda bizim yönetim kurulu, aynı zamanda bizim üyemizdir. Mesela Mehmet İlci'ydi, Metin İlci. 500 bin konut almıştı ama en son duyduğumuzda yani zor çıktım diyordu oradan. Kuzey Irak'tan zor kurtuldum diyordu. Paramı alamadım diyordu mesela. Ve zorlandı, sonradan parasını aldı bildiğin tabii ama zorlandığı için oradaki ticari şartlar da ağır olduğu için insanı korkutuyor işte. Mesela şey var, Dorce Prefabrik. Bu arkadaşlar gidiyorlar oraya, işte hastanesinden tutun da işte çelik konstrüksiyonuna kadar bütün binaların, konutları yine, işte savunma alanındaki yerlerini, binalarını yapan firmalar. Ama o da aynısını söylüyor. Yani ben de paramı zor kurtardım diyor. Belki ticari anlamda bakmak ne kadar doğru bilmiyorum ama orada edinilen dostluk belki onun daha öteye götürebiliyor. Çünkü biz de mesela Kuzey Irak'a şey kurmuştuk, Süleymaniye'ye bu gaz beton fabrikası kurmuştuk orada. Tabii hani olmadı, hani biz makinalarını falan biz kurduk, fabrikayı kurduk, üretime geçirdik. Hatta iki senelik elimizde şey vardı, kapasite full, kapalı yani. İki senelik üreteceğimiz mal var ve sipariş var. Parasını da şey yaptığımız zaman, ürettiğimiz zaman alacağız. Ama maalesef oradaki şartlar da buna el vermedi. Fabrikayı kapatmak zorunda kaldık. Orada. Biraz şartlar önemli. Şimdi yani, ekonomik kriz olduğu için orada şimdi Kuzey Irak'ta ekonomik kriz var. Ya ekonomik kriz vardı. Fabrikamızı işte silahlarla yani bastılar. Şu, son ben Erbil'den olduğum için son iki senede merkezden bütçe diye bir şey kalmamış. Gelmiyor. Bizim, doğru. 117 eskiden vardı. O şu gelişmiş yani geliştiği an şimdinin o %17'nin. Ama şimdi petrol Türkiye sattığı için %17 bütçeyi kesildi. Kendi kendisine. O da şimdi maaşına bile yetmiyor. Yani doğru. Şimdi memurla bu sayede maaş almamış. Doğru. Öyle bir sıkıntı var ama şöyle bir durum vardı mesela. O zaman fabrikayı kurduğumuzda sipariş aldığımız yerler şeydi. Suriye'den falan çok sipariş geliyordu bize. Sadece Kuzey Irak değil. İşte Suriye'den geliyordu, Türkiye'den geliyordu. Yani iki sene full, hani belki bu iki senenin üç ayı Kuzey Irak'a faaliyet olacaktı ama geriye kalanlar 15 ay boyunca Suriye ve Orta Doğu ülkelerine üreteceğimiz gaz beton tesisiydi. Ama maalesef olmadı. Yani birazcık da fabrikayı yağmaladılar. Sonra tekrar düzelttik. Sonra tekrar işte bir sıkıntı oldu. Terör olayı. Orayı kapatmak zorunda kaldık ama bizim hani tabii o topraklar da bizim topraklarımız. Yani biz de orada gönlümüz istiyor ki rahatça hareket edelim, gidelim gelelim, yani fabrikalarımızı da orada kuralım. Çünkü niye daha ucuza kurma imkanı var benim o topraklarımda? Daha ucuz yani buradaki ürettiğim malzemeyi belki orada daha ucuza üreteceğim. Böyle bir imkanım var ama maalesef böyle bir faaliyet şimdilik yani Türkiye'de de, yani Türkiye'nin genelinde baktığımızda görünmüyor. Yani böyle bir şey yok, talep olmadığını görüyorum. İnşallah hayırlı olur. Bundan sonra şartlar birazcık daha düzelir de hayırlı olur. Hatta şöyle bir durum daha vardı. Biz Suriye'de de mesela bir şeye girdik. Yani elimize attığımız yerde sıkıntı çıktı. Artık belki bizim uğursuzluğumuz mudur bilmiyorum ama Suriye'de işte T7 diye bir grup kurduk. Orada işte ürettiğimiz malzemeyi satacağız. Bir anda Suriye'deki olaylar patlak verdi. Orayı da kapatıp geri gelmek zorunda kaldık. Ya o topraklar dediğim gibi bizim topraklarımız, ticari faaliyette bulunmak istediğimiz en iyi yerlerden bir tanesi oralar ama imkan verilmiyor maalesef. Çünkü şirketlerin firması çoğunlukla Erbil'de, mesela Erbil'de, Kuzey Irak'ta konuşuyorum, Erbil dışında, Süleymaniye ve Doğuk'ta onlar
o taraf, oralarda Türkmen olmadığı için, mesela sadece Kifli var Süleymaniye'de. Genellikle Türkmen'in çoğunluğu Erbil'de olduğu için Kuzey Irak'ta, Türk filmleri daha çok orada başarılı oldu. Evet. Yani Süleymaniye'de falan şimdi o kadar başarılı, orada İran filmleri daha çok Süleymaniye'de. Hani Erbil'de Türk filmlerinin çoğu başardı. Ama bizim sorunumuz Türk filmlerinde o ya. Oraya geliyorlar da Türkmenlerin çoğu orada çalışmıyor yani. Bunu istiyoruz sizlere. Türk filmleri Erbil'e geldiğinde ve Kuzey Irak'a geldiğinde Türkmen olanları onlara iş açalsınlar, onlar çağırsınlar. Mesela ben bir Türk firmasına gittim. Oraya gidiyorum mesela. Suriye'nin ilacileri falan orada çalışıyor. Ben oradan o iş alamam, hiçbir şey alamam oradan. Ben kendim alamam. Yani bir Erbil'li olduğunda bir Suriye'ye, birisi Suriye çalıştığından ondan hiçbir şey alamam. Böyle bir şeyler de var. Soru sorabilir miyim peki? Yani ben bölgede ticaretten almış bir soruyu. Evet. Bunu acaba niye yapıyor? Türkmenlerin işte maaşı daha fazla, onlar daha ucuz çalışıyor ve onların... Tabii böyle abi. Şimdi ben Ankara'ya geleyim de, ben buraya geldim. Ben 500 dolar çalışsam, sen 700 dolar burada çalışırsın. Ama senin etrafında oldukların kişi benden daha az. Ben mesela Erbil, mesela siz Ankara'dan, burada bir firma varsa, senin akrabaların falan hepsini bu firmaya çekebilirsin. Ama ben burada 500 dolara çalışsam, bir kimse, bir akraba falan yok bu firma için çekiyor. Orada kar daha fazla olur. Oraya 700 dolar veriyorsun ya, Erbil ya mesela Ankara'da. Ama onun akrabaları hepsini firmaya kazandırıyorsun. O da var. İşin maliyeti daha düşük olduğu için tercih edilenler onlar oluyor. Doğru. Aslında daha çok yani bir Türk firmasının gelip işte şirket kurması yerine yani sizin gibi gençlerin bu tarz faaliyette bulunması lazım. Ben kendimi de tanıtmadım. Ben Ahmet Sivil, Kuzey Irak'ta Sivil Toplum Başkanıyım. Orada biz de istiyoruz bunu. Ama yeter ki siz bir elinizin uzatın, biz de koşa koşa size gelelim. Hani ya şöyle olarsın, mesela biz evet Irak'a gidiyoruz, geliyoruz ama genelde böyle ya kendi imkanlarımızla çıkıp gitmeye çalışıyor yani şey firmatla konuşuyoruz. Yani oradaki örnekleri herhangi bir devlet büyüğünü tanıyordur, onun vasıtası geliyordur. İş alırken de muhtemelen onun referansıyla iş alıyordur yani. Artık hani sistemin nasıl büyüğünü anlıyoruz. Biz de burada iş alıyoruz, burada belediyenin işlerini yapıyoruz. Anlıyorum. Belediyenin işini yaparken belediye bazen diyor ki ya şu elemanlara çalışsan iyi olur. Bir örnek veriyor bize. İyi olur da emir demiyor değil mi? Emir verilmiyor yani sen, o zaman. İster al alırsan daha iyi olur. Doğru. Bizim şey de şimdi biz sizi tanıdık mesela. Evet. Şimdi kart alışverişinde bulunduruz. Yani bunu dersiniz ki, yani biz Erbil'de şöyle bir iş imkanı var. Gelin burada, siz toplanıp oraya gelin. Bizim işte sizin konudaki güvenlik ve oradaki işte paranızın kaybolmayacağına dair ve işte işçi anlamındaki bütün know-how'u biz size sağlayacağız. Siz buraya iş imkanı getiririz dediğinizde biz o zaman daha rahat gelecek bir gönül rahatlı olabilir yani. O zaman bu iş mesela Orsan bana vesile oldu bize. Yani bizi tanımış oldu. İlerleyen süreçlerde bu daha da dostlar dönüşürse Allah'ın izniyle çok daha bir başarılı ticaret yürütülür yani. Bu biraz daha hani süreç onu gerektiriyor aslında. Şimdi bizim orada mesela ben bir genç olarak hem de yani bir kuruluş başında olduğum için söylüyorum. Bizim işte avantaj mı sizsiniz? Evet, sağ olun. Bizim orada bir Türkmenlerin bir durumu var. Mesela böyle kimsesiz kalan bir çocuk gibidir mesela Türkmen. Neden? Çok net anlıyoruz. Neden? Mesela orada bize mesela diğer Arap olsa veya Kürtler olduğunda siz Türksiniz, niye Türkiye'ye gitmiyorsunuz diyorlar. Türk firması da geldiğinde yani bize avantaj bu, bir avantaj bizim için ya işte Türk firması geldi bir çalışım falan. Ona gittiğimde ya abi işte bizim için fark yok, Kürt olsa, Türk olsa falan yok. Çoğu da Kürt'e. Hatta şimdi konsolosa gidiyorsun. Erbil konsolosunda orada Kürt olduğu bile Türkmen yok ya. En son biz sporcu yani birkaç kişi CV falan vermiş orada çağırsın. Ben kaç kişi tanıyorum konsolosa bile. Firmalar bile. Benim arkadaşlarım hepsi Kürt oldukları, hepsi Türkmen, Türk firmaları. Bunu biz istiyoruz yani. Bir oran olsun. 120'si, 130'u Türkmen alsın. Biz bunu istiyoruz. Bu oranla ilgili yani bir anlaşma... Biz elimizden geldiği desteği... Aynen gönüllük esasında mesela şu olabilir yani işte. Bir yatırım olacaktı. Yatırım olacaksa destek aldık. Destek anlamında bu en azından başlangıç oldu bu toplantı. Bizim işte verimli oldu. Yani biz hani İnşallah. Yine biz buraya geleceğimizde Türkmen'den gelen kişilerle ilgili sadece bir ön bilgi vardı. Yani daha üst seviye, daha kaliteli bir
değişikliğiyle karşılaşacak aklıma da gelmezdi ve çok memnun oldum yani şu anda. Yani tabii biz basınlar bir tarafındayız ama aslında o tarafta beraberiz aslında yani. Yarın bugün ticaret yapacağımızda hiçbir şekilde olumsuz bir şey yok. Yapabiliriz dediğiniz gibi yani siz bölgeyi biliyorsunuz, biz burada olanları biliyoruz. Bir araya gelip de güzel bir şey ortaya çıkabilir. Her güzel şey çıktığında da bu sorunları aşarız yani. Biz örnek veriyorum şunu dersek, biz Erbil'e gittik ve ticaret yaptık. Ticaretimizde de %40 Türkmenlerle çalıştık. Ve çok daha kafamız rahattı. Hatta biz öyle bıraktık, geldik. Onlar hala bizim için yürütüyorlar. Sıfır güven sorunu, yani güvenle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz buradayız, gözümüz arkada değil. Gibi bunları anlattıkça, buradan giden her firmada evet, yani buradan Türkmenlerle çalışmamız lazım. Çünkü niye kafamızın rahat olması için bunlara güvenirsek hiçbir sıkıntımız olmaz diyebilecek bir durum olur. Burada ne zaten bu toplantı başlangıcı oldu. İnşallah. Yani, bugün Orsam vesile oldu. Yarın işte siz vesile olur, bizi davet edersiniz, biz size geliriz. Yarın tekrar siz buraya gelirsiniz. Biraz böyle zaman içerisinde, belki hani birkaç yıl içerisinde dostluğa dönüşüp de rahat ticaretin konuşulduğu bir ortam haline gelebilir. O yüzden yani bu her zaman Orsam vesile olacak yani böyle organizasyon yaptığı için. Bizim için de güzel bir vesile oldu. Ne güzel, biz bölgeyi bilmiyoruz. Yani buradan gittiğimizde yani kimle karşılaşacağız, kimle yapmamız gerektiğini. Büyükelçilik diyor, belki büyükelçilik bizi size yönlendirmiyor. Hani anladınız mı ne hissediyorlar? Tabi bu notu da aldık biz hemen. Büyükelçiliğe gittiğimizde büyükelçilikten bundan sonra şu ricada olacak. Dışişleri Bakanlığı rica edecek. Bir Türkmenleri yönlendirelim ricası üzeri bastırılabilir. Ticaret işimiz yani siz Türkmenlerle çalışmak başka bir alanda var. Mesela arkadaş dediği gibi Kelpbügül'de, Erbil'de ticaret odaları çoğunluğu Türk. Kelpbügül'ün olabilir %100 Türkmen olsun. Erbil'in %90'ı Türkmen yani. Hatta şimdi Dara Celle Hayat oda başkanı Erbil'in biliyorsunuz, o da Türkmen. Hepsi o atrafta olanlar. Başka aday var mesela şimdi değişmek istiyor Sefin diye. O da aynı Türkmen. Yani %90'ı Türkmen. Türkmenler var ya. Yani çalışanlarımızda veya bir çoğunluğu Türkmenler üstlenmiş. Açıkçası Erbil Kelpbügül'ün. Çok avantaj oldu. Ha dedim işte kart alışveriş yaparız burada. İnşallah. Kart alışveriş yaptığımızda en azından yani en azından irtibat olabilir. Kesinlikle doğru söylüyorsun yani. Bu konuda hani iletişim sağlarız ve ilerleyen dönemlerde burada herkes ticaret yapıyor nihayetinde. Hani siz de bu konuda vesile olabilirsiniz veya sizin bir ticari anlamda bir şeyiniz varsa burada biz de buradayız yani. En azından bir şeyler rahat yapabiliriz. Orsam burada vesile oldu, birbirimizi tanıdık. Bunu daha iyi birbirimizi tanırsak çok daha güzel şey ortaya çıkar diye umut ediyorum. İnşallah devam gelecek. Ben müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Bu açılmadı herhalde. Evrimde yapılacak olan genç girişimci meselesinde bir de aralıktaki toplantı hakkında birazcık şöyle kaba aklıyla bir detaylı bilgi vermek mümkün mü? Belki madem bu ticaret odalarının başkanları Türkmen, belki oradan gelmek isteyen bir gençler olabilir falan. Böyle bir imkan var mı? Nasıl şartlar gerekiyor? Yani şöyle bir şey var, teknoloji kampı için biraz geç kalınmış bir şey ama Aralık, daha doğrusu Kasım'ın sonu Aralık'ın başında yapacağımız Ankara'da, ilk önce Ankara'da yapacağız, sonra geneli yani yaklaşık 6000 kişiye yakın bir kişinin katılacağı programda İstanbul'da Uluslararası Genç Adamları Kongresi olarak genel olarak hatlarıyla olacak ama Ankara'da da biz bunun bir örneğini yapacağız. Ankara'da, Ankara için Uluslararası Genç Adamları Kongresi'nde şöyle bir altyapı biz düşünüyoruz. İşte Mercedes'in CEO'sunun gelip hem aile şirketi, hem kurumsallaşma, hem işte ya Mercedes'in pazarlama alanındaki yaptığı faaliyetler neler? Mercedes nasıl Mercedes oldu? Bize bir kere onu anlatacak. Onun haricinde yine işte Malezya'da, Endonezya'da, işte Hindistan'da yapılan gençlik faaliyetleri, Türkiye'de tamam biz gençler üzerinde şöyle şöyle faaliyetlerimiz var. İşte sivil toplum kuruluşları olarak da biz şunları yapıyoruz. Ama Malezya'da bunun örneği ne? Endonezya'da örneği ne? Hindistan'da örneği ne? Yine kongremizden bir tanesi de ilk konuda bu olacak. Bir gün üzerinde bir kongre. Üçüncüsünü de kişisel gelişim olarak işte kendinizi bir insanın karşısında nasıl tanımlarsınız? Kendinizi nasıl daha iyi affedersiniz, ticari bir terim kullanacağım ama pazarlayabilirsiniz karşıdaki adama. Bunun yöntemlerini anlatacağı, paylaşacağı yine bir konferans şeklinde olacak. Ama işte Mercedes'in yanında biz şeyi de düşünüyoruz. Yine yurt içinde Mercedes ayarında yine otomotiv sektöründe Fiat'ın CEO'sunu biz getirmeyi düşünüyoruz. Ne yaptığımız faaliyetlerden. İşte yine yurt içi tekstil firmalarından
işte İGS olsun, Kiel'i olsun, Ramsey olsun, bu kişilerin gelip uluslararası markalaşma yönünde yaptığı çalışmaları bize anlatmalarını isteyeceğiz. Güzel, verimli bir program olduğunu düşünüyoruz. Tarih şu anda belli mi Hüseyin? Netleşti mi? Aralığın başında ilk haftası ve ikinci haftası daha netleşti. Tamam. Yine arkadaşlarım da bilgilerini al. Programın afişini hazırladığın zaman bütün arkadaşlara davetiyeyi yönlendir. O arkadaşları da katılımcı olarak görmek isteriz arkadaşlar. Sizin hepiniz. Tekrar teşekkür ederim. Benim kendimin durumundan anlatmak istiyorum. Masaya girsem. Biraz Kerkük gün durumundan bahsetmek istiyorum. Tabii görüyorsunuz bugün Kerkük'te büyük olaylar ortaya çıktı. IŞİD olaylar var ortada. Bunun en önemlisi bizim Türkmenlerin orada göz ardı edilmesi Kerkük yönetimi tarafından, vali tarafından. Burada Türkmen iş adamları Kerkük'ün 1960 yıllarında ve 70 yıllarında hepsine Türkmen iş adamları hepsine kendileri öyle bir yatırımlar yapıyordu. Kerkük'te apartmanların gelişi, çarşılar açmak, fuarlar açmak hepsi Türkmenlerin yoluyla olmuştu. Az önce Erşad Avcı kardeşim bahsettiği gibi Kerkük Ticaret Odası Saddam döneminde bile Türkmenlerin elindeydi. Çünkü orada Türkmenlerin büyük bir varlığı olduğu için orada. Ama şimdi bakarsak iş yatırım konusunda maalesef Kerkük'te bilerek Türkmenleri göz ardı etmek iş adamlarını ya da eğer bir iş tutarsalar kaçırma olayları yaşıyorlar. Ya da iş yerlerini siz dediğiniz gibi basıyorlar silahlarla, zorla bu yasal içerisinde değildir, kapatıyorlar bazı şeyleri, projeleri. Yani bize bir engel kuruyorlar. Bunun yanında da hatta bile zengin Türkmenleri oradan kaçırma bir planı var. En son gelmeden önce, bir ay önce Kerkük'te büyük olaylara vakıf olduk. Mesela dövizlerimizin büyük dövizlerimiz var. Oradaki hepsi Türkmenlerin sahip, Türkmenler bunlara sahipti. Bir gün içerisinde 200 milyar dinar Irak şeyi oldu orada. Soygun oldu. Yani Kerkük Türkmenler biz gençler de olarak yani bir gün çok güzel bir örnek oldu. Sizlerle burada tanıştık. Bir genç kadro böyle bir işbirliği ortaya gelmişse Türkmenler de bunu düşündü. Ama fakat bizlerin önünde büyük tehditler var. Yani Kerkük'e biz el koyduğumuz zaman o demek ki burada Türk varlığını tamamlaştırmak. Ama onun karşısında farklı bir plan da var. Kerkük Kürtleştirme. Hatta şimdi de en son Kerkük valisi eski Türkmen yerlerini, dükkanlarını o yerleri yıkıyor. Apartman geliştiriyor yatırım bahanesiyle. Hatta bu yatırımcıların başı Süleymaniye ve Erbil'den gelen Kürtlerdi. Yani bile Kerkük'te bile kimseye bir izin fırsat vermiyordu. Yani bu konudan da bahsetmek isterim. Aynı zamanda siyasi bir kriz var. Irak merkezi hükümeti arasında ve bölge merkezi arasında. Yani bu yüzden Türkmenler orada bu duruma müsait değildir faaliyet yapmaya. O yüzden çok geride kaldı. Bu arada Şaban Başkanımızı masaya davet etmek istiyorum. Bir plakatımız var. Irak Türkmen Cephesi adına vermek istiyorum. Ve Sayın Müsabat Başkanım'da bir Türkmen bayrağı hatırası olarak size vermek istiyorum. Allah razı olsun. İsteriz başkanım. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Konuklarımıza yol programlarında vakit ayırıp bu akşam bizden yansımadan destekleyin. İnşallah bu sohbeti ileride farklı gruplarda sadece Ankara'da değil, belki Kerkük'te, Erbil'de farklı
vesilelerle tekrar etme şansı buluruz. Bizim grubumuzun programı devam ediyor. Yarın daha farklı bir programla başlayacağız. Sinema, Türk sinema tarihini öğrenmek için ilgili kurumlar, daha sonra Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, daha sonra AK Parti Gençlik Kolları, İşitişimler, daha sonraki günlerde Yurt Dışı Türkler, Akraba Toplulukları Başkanlığı, eğitimler, inşallah Cuma günü öğleden sonra bir kapanış kokteyliyle programımızı sonlandıracağız. Bu grup pek çok acıdan bizim bu ilk düzenlediğimiz bir program. Belki sadece bizim açımızdan bir köprü değil, sizin açınızdan da iş dünyasına geleceğin Türkmen liderleri iyi bir köprü olur. Bahsetmek istiyorum. 20 sene önce belki böyle bir ortamda bizim bir abimiz, ismini vermeyeceğim, böyle bir ortamda birileriyle tanışıyor. Ve o tanıştığı kişi de 20 sene sonra bir devlette, ülkede iyi bir yere gidiyor. Ve sonucu şu oluyor, şunu diyor, diyor ki Samet gel, işte Avrupa Başkanı beni çağırıyor, diyor ki Samet şurada hastane işi var, sen hangi firmaya yöneliyorsan ben onu alacağım. Niye? Buradaki samimiyet, güven, buradaki edinilen dostluk, network ağı bunu gerektirdi. Avrupa Başkanı beni çağırdı, diyor ki işte tabii şuradaki hastaneyi senin yapmanı istiyorum ya da senin ekibine güveniyorum çünkü bunu sen yapabilirsin. İşte şu yolu sen yapabilirsin, işte şuradaki oteli senin yapmanı istiyorum. İnşallah ticari faaliyetler de vesilesiyle belki 10 sene sonra veyahut da 15 sene sonra Allah bizi karşılaştırabilir. Veyahut da farklı bir alanda da yine karşılaştırabilir. Çünkü dünya küçük, illaki bir yerde karşılaşma imkanımız olacak. Bu arada bu örnek farazi bir örnek değil, gerçek bir örnek. Sadece bir ülke diyerek soyutlaştırmış oldu Samet ama gerçek bir örnek anladığım kadarıyla. Vadeden inşallah 20 yıl beklemeyiz. İnşallah. 10 yıl sonra faydalı işbirlikleri iki taraftan da ortaya çıkar. Herkese hayırlı akşamlar. Yarınki programda da başarılar.